Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay angus. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın efendim, günaydın, günaydın, günaydın. Aragaz başladı. Neticede efendim Aragaz hep sizinle beraber. Efendim sabah şu sıkışıklıkta, şu üstelik okullar da açılmış artık yemin ediyorum var ya, ivil ivil yollarda. Efendim Kadir Çöpdemir ve Pascal sizin hizmetkarınız, kulunuz, köleniz ya. Herkese günaydın efendim. Günaydın Pascal. Günaydın abi. Pascal bir şey soracağım. Artık yani okullar başladığına göre tatil okazyonu bitti. Tatil hedefi, planı, hayali her türlü bitti diyebilir miyiz abi? Artık tamam, hayat başladı mı yani? Yani yüzme işi bitti. Mesela sen nerede yüzmeyi seviyorsun? Abi benim favori yerim Kilyos. Halk plajı mı? Olabilir. Yakışır vallahi Pascal. Tabii. Halktan kopmamak lazım. Şimdi Kilyos'ta özel beachler falan var. En az 50-60 kağıt girişte kesiyorlar. İçeri yemek de sokturmuyorlar. Kötü kötü hamburgerler yiyorsun. Dünyanın parasını. Halbuki karışan halkın arasına baklava börekle besleyecek millet seni sever de, öyle değil mi? Tabii abi. Kadir. Hı. Sen ne yapıyorsun Kadir'cim? Bu aralar mı? He. Vallahi kitap yazacağım Pascal ya. Ne kitabı? Anılarımı yazmaya karar verdim hacı. Bütün hayatımı yazacağım. Bana da yer ver. Tabii ki vereceğim. Vermez miyim yavrum? Seni tanımadan önce ne kadar mutluydum, ne kadar huzurluydum. Seninle tanıştıktan sonra ne biçim bir antidepresanlara başladım. Nasıl bak böyle oldum. Yazacağım bunları. Ayıp sana ya. Bu mu yani? O kadar kötü müyüm? Sen kötü değilsin Pascal. Senin mantaliten kirli. Aç biraz. Yani hiç kimse özünde kötü değil ki Pascal. Mental olarak bir takım yanlışlıklar içerisinde olabiliyor. Anladın mı? Olabilir. Olabiliyor. Olabilir. Heh. Peki mesela halk plajında yüzüstü kuma yatıp plajdaki cıvırları kesme durumun var mı? Bu ne oluyor? Nasıl oluyor abi bu? Olmam mı? Geleneksel ya. Doğrudur abi. Peki plajda çizgili pijamayı giyip rakı şişesini pijamanın beliyle göbeğinin arasına sıkıştıran insan artık olmayacak mı, o tatil insanı? Mesela göbek de atarlar onlar. Sen yapacak mısın bunu? Göbek atacak mısın? Şş. O ne abi ya? O da bir gelenektir yavrum. Ama artık yaşanmıyor. Eskiden olurdu. Yine de sen bunu diriltebilirsin, söyleyeyim. Çizgili pijama var mı? Yok. Ya nasıl yok ya? Olması lazım abi. Her erkeğin en az bir tane basma ya da bazen çizgili pijaması lazım. Neymiş o? Bizim milli üniformamızdır kardeşim bu. Şimdi gerçi millet eşofman şort falan giyiyor ya evde, neyse. Ama ben hala pijamadan vazgeçmedim ha. Ne? Pijama mı? Giyiyor musun? Abicim jartiyer giyiyorum evde de. Sen bu kadar kaçınmazdın ha. Pijama giyemez miyim ya? Yani. Ama Kadir, sana konduramadım. Sana jürüt de şambur yakışır. Ha, en kralı var. Kont gibi dolaşıyorum evde vallahi. Sen ne diyorsun? Arada bir pijama rahat oluyor Pascal, küfül küfül. Sinirik aslında. Ya neyse, bırak şu saçma muhabbeti, bırakalım artık ya. Twitter adresimiz yok mu bizim? Ay, Pascal Askizgi Kadir. Bizim Instagram'ımız yok mu? Var, aynısı ya. Onu da ver. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Biliyorsunuz efendim, aramanızı istediğiniz her bir ünlü varsa, yabancı ünlü ama, onu arıyoruz ve de onunla konuşuyoruz. Bekliyoruz efendim, hadi bakalım. Aragaz. Sabah trafiğinin olmazsa olmazı. Aragaz. Paskal. Efendim? Ya bu işler nasıl olacak bir türlü anlamıyorum ben ya. Hangi işler? Baksana bir tane şey. Bak sana tekrar baba telefon ya. Arkadaş gelen telefondan başımızı alıp iki kelime edemiyoruz ki ne ya. Alo, kimsin? Alo Kadir, sen misin? Ben Dart abim. Baba sen neredesin baba, vallahi çok merak ettik ya. La bırakın bana, çok merak ettik ayaklarını. Demek evde ölsem köpekler yiyecek lan cesedimi. İki aydır ne arıyorsunuz ne soruyorsunuz? Abi arıyoruz ya, cep kapalı. Evet Hacı Dart abi, yeminle bak iki gündür arıyoruz.
Cebi kapalı abi. Tabii abi. Lan iki aydır aramıyorsunuz ama. Sizi de tanıdım gençler. Sizi de çözdüm. Adınızın üstünü çiziyorum ona göre. Ha Dert abi bak biz sen tatile çıktın diye düşündük. Manita okazyonları içerisindesindir dedik. Rahatsız etmeyelim diye bir aramadık bir süre. Güzel abim yani. Acı Dert abi çizme bizi. Abi tatilde miydin sen ya? Ha yoktun ortada. Ne tatili Kadir'im? Bizim gibi adamın saçından bit paçasından it eksik olmuyor ki. Hayırdır abi? Pascal ne haber erkek? Ne yapıyorsun? Abi iyiyim ya. Özledim vallahi ya. Ben de özledim ama dargınım. Aramadınız, sormadınız. İşiniz düşünce aman Dert abi, canım Dert abi. Abi vallahi bak biz seni rahatsız etmeyelim diye şey etmedik. Tatil ortamındasın sanıyorduk Hacı Dert abi. Ya Kadir başıma öyle bir şey geldi ki. Ne oldu abi ya? Ya ben bir UFO yıkama açtım galaksinin işlek bir yerinde. Hayırlı olsun Dert abi. Abi sen bir açılış var. Sen Seda Sayan veya Cem Yılmaz kaça gelir diye onun için mi sorduydun? Evet. E tamam biz o işi araştırdık ama Seda Hanım da Cem de açılışlara gitmiyorlarmış ya. Sana döndük cebin kapalı. E ne oldu o arada? Kadir'im ben o oto yıkamayı açtım. Açılışa da gönderdim UFO'ları. Michael Jackson'ı kaçırttım onu getirdim. Abi Michael Jackson öldü ya. Öldü mü? Ne zaman öldü? Oo abi Michael'ın geri gelmesi yakın ya reenkarnasyona göre. Öleli çok oldu yani. Lan o zaman bizim açılıştaki deve kimdi? Michael Jackson diye bir ton hizmet ettik. Abi Amerika'dan bir zenci alıp gelmişlerdi. Abi bu Michael Jackson diye. Vay vay vay. Yaşlandım artık gençler beni idare ediyor öyle mi? Kurt kocayınca harbiden köpeklerin maskarası oluyormuş Kadir'im. Öyle abi doğru diyorsun da biz mevzuyu merak ettik. Ha ben oto yıkamayı açtım. İlk hafta bir yaşı hasıla doldu Kadir'im. Komple iç dış bakım falan yapıyorum. Ufak tefek pasta cilayı da favor mahiyetinde ücretsiz falan. Benim oto yıkama para basmaya başladı. Abi sonra ne güzel işte. Haftasına kalmadı mafya çöktü benim mekana Pascal. Yapma be. Tabii paranın kokusunu alınca. Evet. Önce direkt mekandan beni ikiletmek istediler. Bizim genç uzaylılardan iki tane apaçı çağırttım. UFO ile pati çekip geldiler falan. Dark dayımıza yanlış mı var çizeriz haritanızı diye ışın kılıcı falan çektiler. Oo abi ortalık iyice karışmış. Baktılar mekandan beni sökemeyecekler. Haraç istediler. Ben kralına haraç vermem. Borç istiyorsanız vereyim dedim. Alo Hacı Dert abi. Yani mafyayla başın dertteyse bizim haramiler ele çok komik Osman abi var ya. Evet evet. Rica ederiz araya girer ya. Eli kolu uzundur çok komik Osman abinin. Yok ben hallettim o işi Kadir'im. Nasıl hallettin abi? Vallahi bunlar baktılar benden haraç alamayacaklar. Bir gece eve giderken tenhada 4-5 kişi kıstırıp ışın kılıcını böğrüme dayadılar. Beni Kilios tarafında bir maden ocağına kaçırdılar. Abi çok özür dilerim. Sen Galaxy'de değil miydin ya? Evet. E niye seni Kilios tarafına kaçırıyorlar abi? Galaxy'de tenha bir yer mi yok? Yok be kardeşim. Galaksinin her yeri inşaat oldu Kadir. İnşaat UFO'ları yüzünden arabayla galakside gezemiyorsun. İstanbul'da öyle abi. Sonra? Neyse bunlar beni bir depoda bağladılar. Gözümü korkutmaya çalıştılar. Laylonu eritir üstüne damlatırız. Dişlerini çatlatır buzlu su içiriniz falan diye. Ay, psikopatmış harbide. Ne adam var ya? Tam bir ay ellerinde kaldım Kadir. Elektrik mi vermediler, cop mu sokmadılar, Filistin askısına mı almadılar, ayaklarımın altına tuz sürüp keçiye mi yağıtmadılar, neler yaptılar bana? Vay benim Dert abim var. Nasıl kurtuldun ellerinden o zalimlerin? Vallahi orasını ben de anlamadım. Gözlerim bağlıydı, bir gürültü oldu. Alayınızı çizmeye geldim, ecelimi arıyorum lan diye biri bağırdı. Bir gürültüler falan, sonra ellerimi çözdü biri. Hacı 5 dakika bekle, gözlerini aç, ondan sonra uza buradan dedi. 5 dakika sonra gözlerimi bir açtım, artık o kimse bütün mafyayı kestane yapıp çizmiş. Çok sağlam bilekli çocukmuş, aşk olsun. Kimmiş abi? Öğrenemedin mi? Yok Paskal'ım, öğrenemedim. Şimdi iyi misin abi? Oto yıkamaya devam mı? Ha? İyiyim Kadir'im. Oto yıkamayı kırtasiyeye çevirdim. Malum Eylül ayı geldi. Öğrencilere kalem, defter, kitap gaz killemece. Gelsin paralar. Seviyorum sizi Allah'ın cezaları. Hadi yine görüşürüz. Aa kapadı. Yazık ya. Adamın başına neler gelmiş ya. Aragaz. Negatifinizi alıp pozitife çeviren program. Aragaz. Pascal. Kendince. İşte o an geldi. Ya. Tosarıyor musun? Yes, evet. Yes, yes. Evet. Is it okay? Yeah. Şiir ya. Elbette.
Aragaz aynı zamanda yüksek şiir sanatının icra edildiği bir sanat programı. Pascal, bunu unutma. Kadir, bu şiirler izinden var ya, İhsan'ın tank çıktı. Hay hay, bu sefer yine benim kendi yazdığım bir şiir yani. Posta öyle şiir mi? Değil bu top. O iyi bari. O bir derece. Teşekkür ederim kardeşim. Geçen gün evde Flash TV seyrediyorum. Birden bir ilham geldi. Bir ilham oldu bana. Allah Allah. Bodrum'a, Antalya'ya tatile giderken birlikte olacağı turist kızları falan hayal edip tatilde bu olamayınca bir hafta geçtikten sonra hani icrasız bir şekilde Elizabeth ya da son çare pansiyon sahibinin kızına yazılan apaçılar oluyor ya. onları düşündüm abi. Ne gerek vardı ya? Nereden geldim? Biraz izlediğim kanal etkiledi diye düşünüyorum. Bir pansiyoncu kızı şiiri yazayım istedim abi. Onu arz edeceğim. Lütfen. Şiirin temasına uygun bir fon alalım abi. O kolay abi ya. Sen yürü yan ya. Bak yine beni sararması. Evet abi. Bu sarardım. Şiiri bütün pansiyoncu büyüklerimin affına sığınarak okuyorum. Tatile giderken kurdukları çapkınlık hayalleri elinde patlayan genç apaç kardeşlere ithaf ediyorum efendim. Kadir, öyle deme. Niye? Dokunuyor. Is it okay? Is it okay? Peki başlayalım. Anladım. Helgalar, olgalar, kalbimde sızı. Siftah yapamadan yedik koca bir yazı. Neyleyim son çare düştüm eline. Bir güzellik yapsana pansiyoncu kızı. Buralarda duramam Eylül Ekim'de. Baban taksit yapmadı nakit çekimde. Bütün yaz dolaştım cebimde. Bir yanak ver bari pansiyoncu kızı. Seneye göremem ölüm kalım var. Gösterip de naz yapan nice zalim var. Benim de tutunacak tek bir dalım var. İnsanlık öldü mü be pansiyoncunun kızı? Haklısın, yazbaşı yoktun aklımda. Kafayı ecnebi yare taktım da, alıcı gözlerle son bir baktım da, ne şeker şeymişsin sen pansiyoncunun kızı. Hareket neredeyse ben de oradayım. Sabah ava çıkarım, akşam buradayım. Anla artık ne olur, fenayım, zordayım. Tek gerçek senmişsin pansiyoncunun kızı. Ey gözleri ela, saçları karam. Anladım bu sene aşk bize haram. Al mail adresim, bu da numaram. Çağrı at, ararım pansiyoncunun kızı. Nasıl buldun Pascal? Abi şimdi şöyle. Ben bunu irdiredim. Bu toplumsal. Toplumsal bir şey. Evet. Bu toplumsal bir şey. Toplumsal. Bu toplumsal bir şey. Ağzını bana. Toplumsal. Evet. Ben ağzından dedi. Almam aslında. Ben yani. Çünkü yemeğe başlamışsın. Niye ağzından al? Sen devam et. Sen devam et. Oradan devam et. O senin rızkın belli ki. Yavrum, toplumcu bir bakış açısı getiriyoruz işte ya. Sosyolojik bir yara değil mi lan bu? Evet. Bak şunu da belirteyim. Hı-hı. Pansiyoncuların kızlarının çoğu çok düzgün kızlardır. Hemen hemen hepsi apaçiler avuçlarını yalasınlar. Öyle yok öyle kolay. Ecnebiye ama takıl takıl olmadı, ondan sonra pansiyoncunun kızına yaz. Yok ama, öyle şey. Ama Kadir, pansiyoncuyu yakalarsa adamın b***ünü keser. Söyleyeyim sana. Sen nereden biliyorsun lan? İzigüsün mü? Kesik izi mi? Evet. Bende var. Arkadaş sen nasıl kirli bir insansın? Oda mı geldi? Oda mı yaptın? Oda mı? Evet abi. Şeşmedi. Pislik. Son pansiyon. Pansiyon. Is it okay? Yes. Aragaz. Geç yatıp erken kalkan program. Aragaz. Pascal. Kadir'ciğim. Elimde şu an ne var bak. Ne var abi? Ayı görmüyor musun, haber var, ne var? Ne haber ya? Ya şöyle, en büyüğü Türkiye'den çıkmış. Neyin en büyüğü? Heh, ben de bunu soracağım. Bence dinleyiciye soralım. Bir şeyin en büyüğü Türkiye'den çıkmış. Bir tahminde bulunsunlar bize ya. Ha, ne dersin?
Çok şahane ya. Neymiş? Yapıştırsınlar Twitter adresimi. Sen Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir. Efendim neyin en büyüğü Türkiye'den çıkmış olabilir? Tahminlerinizi yazın Allah aşkına. Şurada okuyup hep beraber makara yapalım ya, değil mi? Evet abi ya. Okuyalım. Ama okuyacağız. Hatta çok beğendiğimiz bir cevap olursa belki bir güzellik yapacağız. Ne yapacağız? Ne güzelliği? Sen alırsın bir Paris'e götür gezdirsin ha. Tamam ya. O kolay. Bir yemek ısmarlarsın. He. Vallahi. Ya. Ama Kadir iki gün sonra. Niye? Para yok oğlum ya. He. Maaşlar iki gün sonra. Abicim ne demek yok şimdi? Öpücük mü vereceğiz dinleyiciye? Olabilir. Aman ya. Neydi efendim Kastamonu'daki laf, çok güzel değil mi? Gelirse gelir, gelmezse kendi bülüğü. Bülür. Bülüğü, çok güzel. Evet, en beğendiğimiz cevabı ben dinleyicinin Twitter'a özel ilgi göstereceğiz. Pascal Numa da buradan öpücük gönderecek. Evet. Değil mi efendim? Evet. Şahane. Peki, erkek dinleyici olursa nasıl olacak ya? Ha? Erkek dinleyici ne yapar ki? O zaman o sen öpersin. Aman be kardeşim, yürüdük ben böyle şey yapmadım. Neyse. Ne? Telefon, telefon ya. Ya pardon. Alo. Alo. Aleykümselam. Kimsin? Oo, Obama. Hayrola başkan, sabahın körü. Sen Irak'ı bombalamıyor musun yavrum? Sen ne ara verdin ya? Arkadaşım, tavla oynar gibi oynuyorsun dünyayla. Yemin ediyorum hiç yakışmıyor ya. Sizin başınıza bir gelecek var da neyse, bak sonra Kadir söyledi dersin ya. Buyur başkan, sen bizi niye aradın? Kadir. Hı. Beni sorasa yok be. Pascal yok mu? Ama duydu seni yavrum. Ne diyorsun, Lady Gaga'nın kulüsüne seni mi sokalım? Sen Lady Gaga'ya mı yürümek istiyorsun? Tı, gül gibi karın var be. Bu tam manzara. Ya başkan, sen evli barklı adamsın. Ne demek Lady Gaga'ya yürümek istiyorum ya? Benim öyle karım olsa çok affedersin. Lady Gaga'ya yürüyeceğime karıma koşarım. Sen manyak mısın? Boy desen boy, post desen post. E hoş kadın. Allah'tan belanı mı istiyorsun hacı ya? Şşt Kadir. Ne oluyor ya? Sen de mi Michelle'e yürüyoruz? Ya ne yürüyeceğim Michelle'e, sen manyak mısınız? Ben adama bir akıl vermek için şey ediyorum ya. Alo başkan. Ayrıca bak, bu Lady Gaga Amerikalı değil mi abicim? Zaten kız senin elinin altında, affedersin. Niye bizi karıştırıyorsun ki sen işin içine ya? Efendim? Evet. Hadi ya, yapma ya. Ne diyor ya? Kadir diyor, ben diyor gençken çok çekingendim diyor. Hiç flört edemedim diyor. Kızlarla nasıl konuşulur bilmiyorum diyor. Lady Gaga'yla diyor, benim için konuşur musun diyor. Benim adıma çıkma teklif eder misin diyor. Ver. Alo, çakma zenci. Oğlum sen çakmasın. Sahte zenci. Çin malı zencisin. Çin malı zenci neymiş ya? Vay, çok komik. Çakma işte ya. Zenci delikanlı oluyor ya. Yazık sana be ya. Pascal, bir şey söyleyeyim oğlum. En sonunda bombalatacağım bizi ha. Bir şey olmaz. Vallahi ver şey olmaz. Şunu. Ver. Alo başkan. Abi şimdi bu Lady Gaga'nın menajeri çok sıkıntılı bir arkadaş. Ben zannetmiyorum kulise seni falan kabul etmez. Yetmez. Sen bence Kylie Minogue yürü abi. O karta kaçtı, o daha kolay. Bak söyleyeyim. Pascal'a mı? Olur söyleyeyim. Hadi kolay gelsin. Ne söyleyeceğim? Diyor ki Pascal'a söyle diyor. Onu sıcak yatağından aldırıp Guantanamo'da kıllı erkeklerin oyuncağı yapacağım diyor. Ya bırak ya. Onda var ya. Görüntü basar sürük. Hayır, arada senin yüzünden ben kaynayacağım diye korkuyorum. Bir şey olmaz. Rahat ol. Sıkıntı yok. Aragaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. Pascal. Kadir'cim. Biliyorsun abicim, bugün Lady Gaga'nın konseri var. Evet. Oo, büyük gün geldi çattı Pascal. Ay. Dinleyicimiz de seçildi. Biliyorsun dinleyicilerimizi önce biz eledik. Facebook'ta millet oy verdi. Necla Gaga en fazla oy almış kardeşim. Tebrik. Necla'nın elinden tutacağız. Necla Gaga'nın. Götüreceğiz kulise. Lady Gaga ile tanıştıracağız. Fotoğraflarını çektirteceğiz. Sözümüzde duracağız değil mi Pascal? Evet abi. Oo, bravo, tebrikler Necla Gaga. Akşam tebrikler. Lady Gaga konserinde buluşuyoruz arkadaşlar. Seni arayacak, merak etme. Lady Gaga seninle yanak yanağa fotoğraf çektirecek. Lady Gaga konseri bu akşam muhteşem olacak. Aslında çok daha, en az bilet alan kadar, bir o kadar kitlede gitmek istiyordu ama işte ne yapacaksın, belli bir kapasitesi var. Müthiş bir konser olacağını düşünüyorum Pascal, sen ne dersin? Evet abi, etli mitli. Artık et olacak mı bilmiyorum ama olacağı kesin. Akşam ben de. Sen de değil mi?
Sonra bir durum değerlendirmesi yaparız. Çekit hazır. Of, hadi bakalım. Aragaz. Rüyadan uyandıran program. Aragaz. Pascal. Yes bro. Abi Twitter adresimizi verelim. Pascal Askışgi Kadir. Bizim Instagram'ımız yok mu? Var, aynısı ya. Onu da ver. Pascal Askışgi Kadir. Ne demiştik? Ne demiştik? Türk olmak şartıyla aramamızı istediğiniz bir ünlü varsa Pascal Askışgi Kadir adresine tweet atın, arayalım demiştik. Ne dedik? İşte misal Hamza Maden tweet atmış. Diyor ki abi Rihanna'yı arar mısınız? O mükemmel formunu neye borçlu bir sorar mısınız diyor. Bir de diyor bana Twitter adresimden ulaşsın der misiniz diyor. Niye ara baba? Arayalım mı? He? Yalnız Hamza'daki özgüven de çok büyük ha. Rihanna'ya diyor ki bana Twitter adresimden ulaşsın diyor ya. Ne karizma yaptın be Hamza. Hamza aferin baba. Hep böyle adamsın. O zaman arıyorum ben yani. Ara bakayım ya. Arıyorum, arıyorum, çalıyorum. Çalıyorum. Alo. Rihanna'yla mı görüşüyorum? Selamın aleyküm Hacı Rihanna. Ben Kadir Çöptemir. Nasılsın yavrum? Ne alemdesin? Ha, iyiyim papatyam, iyiyim çiçeğim. Ben de seni özledim. Ahududum benim. Ahududu içelim ya. Tabii daha sık görüşelim. Az sütlü ice karamel macchiato'msun sen benim ya. Oh Kadir, aynı işler ya. Ya seviyorum ben esmer kadını ya. Bir esmer kadın, bir de kırmızı şey yani, onları seviyorum. Ne? Kırmızı etek şey. Neyse, bunların ikisi de bir erkeği darmadağın etmeye yeter ya. Neyse ikisi de zaten bir yere gelirse perişan olursun yani. Kadir bir çok evet, bakın. Evet. Alo Rihanna canım, şimdi özelimizi daha sonra konuşuruz da. Şimdi bizim bir dinleyicimiz var, adı Hamza, soyadı Maden. Hamza. Tanıyor musun? Nereden tanıyorsun ya? Twitter'dan ikide bir şu an üstünde ne var diye tweet mi atıyor? Aa banladın mı? Ya bizim Hamza sosyal asapı ya. Ha? Yok abi ya. Yanlıştır ya. Ya Rihanna o başka Hamza'dır ya. Bizim Hamza yapmaz öyle şey. Sağlam çocuktur. Adapazarı delikanlısıymış ya. Evet. Tabii tabii. Şimdi onun sana bir sorusu var. Diyor ki bu çubuk kraker gibi fiziği neye borçlu diyor. Evet. Bir saniye. Maden suyunun içine maydanoz doğruyorsun. Evet. Sonra havuç rendeliyorsun. Evet. Portakal kabuğu. Evet. 100 gram fındık rendeliyorsun. Bir tutam kakule koyuyorsun. Soya sosu filize. He. Sonra buzlukta çubuk kalıpta donduruyorsun. He, sonra. He, sonra nereme sokuyorum dedin. hadi canım. Nasıl zayıflatıyor ki oraya öyle gaskille ince. Hadi canım yiyorum desen neyse de. Peki adı ne bu zayıflama formunun? Neymiş ya? Kazıklı voyvoda mı? O ne be? Ya güzelim bırak diyet falan, neymiş bir gram et bin tane ayıp örtüyor. Bilardo ıstakası gibi olduğundan beri benim mesela gözüm Beyoncé'a kaymaya başladı. Şeytana yürüyeceğim bir gün. Yani ben 38-40 beden kadın seviyorum ben ya, ona göre ya. Kadir bir sorsana, beni hatırlıyor mu? Alo Rihanna. Ha, canım benim Pascal Numa'yı hatırlıyor musun sen? Ha evet. Hadi canım. Ne diyor? Aa ben de hatırladım o olayı ya. Hangi olayı? O çakalı diyor, hatırlamam mı hiç diyor. Tabii hatırlıyorum diyor. Tango'da tanıştık diyor. Beni İstanbul'a davet etti diyor. İki gün evinde kaldı, kapına da kapadı diyor. Etimden faydalandı diyor. Sonra da Nevşehir'de peri bacaları turuna kakaladı, attı beni başından diyor. Bak kız Amerika'ya dönüş parasını Ürgüp'te de turistlere bileklik satıp biriktirmiş. Meşhur değildim o zaman diyor. Kadir maalesef yaptım, pişman. Söyle ona, ben affetsin ya. Aa anladım. Anladım. Alo Rihanna. Pascal diyor ki beni affetsin, vicdan yaptım diyor. Tamam söyleyeyim. Pascal, Rihanna diyor ki onun ben vicdanını s**eyim diyor. Ay lütfen ya. Herkes hata yapar. Ya bırak, affetmiyor kız işte oğlum. Allah Allah. Alo Rihanna. Şimdi seni aramamızı isteyen dinleyicimiz vardı ya, Hamza. Adapazarı'nın yakıcı ve yıkıcı delikanlısı. O diyor ki ne? Rihanna'ya söyleyin bana Twitter'dan acil ulaşsın diyor. Evet. Evet çok dominant değil mi? Vay 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 Hamza, iyisin Hamza. Ne diyor? Rihanna diyor ki çok etkilendim diyor. Hiçbir erkek benimle böyle emreder gibi konuşmadı diyor. Bayılırım diyor emreden erkeğe diyor. Bana Hamza'nın Twitter adresini verdi. Hamza hayırlı işler. Rihanna yaz Hamza'nın Twitter adresini. Pascal Hamza'nın Twitter adresini sen versene Rihanna'ya.
Tamam tamam. Alo Rihanna, yazıyor musun? Madem askışki. Kadir. He. Askışki ne diyor? Ya tamam izah edeyim ya, askici neyim, biz 3 sene danlı Rihanna. Ya alt çizgi, yani askici demek alt çizgi demek ya. He. Alt çizgi diyemiyor da bu, onun için askici diyor. Evet. Askici evet. Diyorsun da alt çizgi diyemiyorsun ya. Sen alt çizgi dediğini sanıyorsun ama o, yani onu kastediyorum. Askici işte. Alo Rihanna, tamam yaz güzelim. Maden alt çizgi Hamza. Ya kazma değil, kazma değil ya, Hamza ya. Maden al, ha tamam. Bana bak, bu ada pazarında çok güzel ıslama köfte yaparlar. Buluşursanız yedirirsin artık sen. Tamam. Tamam tamam, hadi kapatıyorum canım, öpüyoruz canım. Ulan Hamza, ballısın oğlum. Vallahi ballısın. Aragaz. Demet'in ayaklarını kocasının sandılar. Bravo. Anlamıyormuş. Evet, Bodrum tatilinde uzaşan Demet Akalın kızı Hira'nın ayağıyla fotoğraf çektirip ana kız bizimkisi siyah beyaz bir aşk hikayesi yazdı. Akalın'ın takipçileri ise fotoğraftaki büyük ve esmer ayağın Demet Akalın'a ait olduğuna inanmadı ve eşiniz Okan Kurt'un mu dediler diyor. Abi Kadir biraz... Üçüncü köprü gibi değil mi? Akıllar ya. Şimdi Demet uzun boylu da, kız hakikaten ayak da biraz üçüncü köprü gibi abi. Benimkileri mi diyor? Baksana siyah siyah. En az senin kadar. Değil mi? Bir de abi senin ayaktan daha büyük maşallah. 43 mü giriyor, ne giriyor? Taraklı mı? Karaklı, fırçalı. Bilekleri var. Oh oh. Kalın kalın. Yemin ediyorum 3 insan bileği kalın. Ama abi yeni doğdu, normal. Doğal mı diyorsun? Tabii olur. Abi şimdi bir de şöyle bir şey var. Bu giydiği ayakkabıyla da bu ayak değişir. Ne? Bak şimdi böyle kalas kalas gözüküyor ama güzel bir ayakkabı giydiği zaman Bafra pidesine döner bu ayak. Güzel göz. Bafra pidesi mi, güzel ayak mı? Bafra pidesi. Ay çok güzel, çıt çıt yersin. Yani böyle öyle ince değil ya. Ayak da güzel. Yani ayağa koydular mı hiç bilmiyorum da yani, ama çıt çıt yersin yani, öyle ince uzun olur, hani onu kastettim. Ama demek iyi kız ya. Evet evet, iyi kız, ben de severim. Allah analı babalı büyütsün efendim, milletini amin, göstersin. Amin. Millet, ama bu ayağın resmi olmadı tabii. Evet. Bu biraz. Demet başka ayak koy. Evet, kendi ayağını koyma. Evet. Ayak koyma bu işe Demet. Evet. Ayak koyma, ayak koyma. Aragaz. Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Aragaz yayında. Abi gelen tweetlere bakalım. Hadi bakalım abi. Ver Twitter adresimizi. Pascal Askizgi Kadir. Bir de combo yap baba. Askizgi, Askizgi, Askizgi. Güzel. Efendim bakınız, trafik lambası diyor ki abi Jason Derulo ile Snoop Dogg'u arar mısınız? Yok. Aramayız. Snoop Dogg'u asla aramayız. Hiç. Evet. Çünkü adam telefonu açıyor, başlıyor küfre, bitene kadar küfür. Evet, ben şunu küfür da anlamıyorum. Snoop Dogg sahneye çıkıyor, bütün şarkılar ana avrat bacı kardeş, düz eşikteki beşikteki. Yani millet neşe içinde dans ediyor. Ya adam ana avrat eşik beşik dümdüz gidiyor. Ne var la bu kadar kıvıracak? Kadir, dejenere. Ha. Twitch çıkmış. Is it okay diyorsun. Evet, vay be. Dejenere dedi. Pascal Numa bu olaya dejenere dedi, çivi çivi. Evet. Ulan o çiviyi yerinden kanırtan sensin be Pascal. Değil mi, ben mi? Tövbe Allah tövbe ya. Selda diyor ki rüyamda Kadir Çöptemir'i gördüm. Hayırdır inşallah diyor. Hadi bakalım. Yavrum bekarsan kısmet çıkacak. Evliysen bebek geliyor. İşsizsen iş bulacaksın. Karşılıksız seviyorsan sevdiğin kulun olacak. Beni rüyada görmek hayra işarettir ya. Ne kısmet misin be? Tabii abi. Tabii abi. Ana baba duası almış adamız biz kardeşim. Tabii uğurlu adam olacağız yani. Alamayanlar da utanacaklar. Değil mi? Bir ananın bir babanın gönlünü yapamadıysan boşa yaşıyorsun demektir ya. Ha? Ben bunu bilir bunu söylerim. Ben yaptım abi. O zaman korkma, yürü kardeşim. Evet. Ana baba duası alan adama atom bombası sivrisinek gibi gelir, söyleyeyim. O kadar. Serdar diyor ki günaydın abiler. Pascal acaba Sokulu Mehmet Paşa olaydı, Katerina için kaç dönüm arsa verirdi? Ne diyor bu ya? Serdar'ın tarif bilgisinde bir yanlışlık var.
Katerina'ya yürüyen Sokollu Mehmet Paşa değil, Baltacı Mehmet Paşa. Bildiğim tabii, tabii. Peki Paskal'a soralım. Baltacı Mehmet Paşa'nın yerinde olsan kaç dönüm arsa verirdin Katerina? Hani Petro'nun karısı Göya Katerina gelmiş cilve yapmış ya Baltacı. Tarihte öyle bir şey yazar. Abi ben arsa falan vermem. 300 dolar atarım. Okey. Vay be, bravo arsa Paskal. Ya var ya, Baltacı'nın yerinde sen olsan 300 dolara bütün Rus coğrafyasına çökmüştük yemin ediyorum çoktan. Tabii canım. Hepsi bizde. Serkan abi, Gandalf'ın istek parçası Seyfettin Subaşı'dan olana hala gülüyorum desem helal olsun demiş. O ne ya? Geçen Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gandalf'ı aramadık mı? Aradık ya. Telefonu kapatırken Seyfettin Sucu'dan aşkın ne derin yaralar açtı bağrımda uzun havayı istemişti ya. Evet. Ama hani biz Metro FM yabancı hit müzik istasyonu falan Wiggle Wiggle çaldıydık ya. Wiggle. Hatırladım. Ama güzel uzun havadır o bak. Tam yabancı hit müziğin en kralını biz çalıyoruz ama Gandalf da müzikten anlıyor yani, onu da söyleyeyim. Anlıyor. Abi o çocuk var ya, kapında çalışmış. Tabii zamanında. Bana bak, saate bak lan. Kalk. Gelmiş zaman. Konsere gir. Evet, konser baba ya. Efendim, akşam muhteşem bir Lady Gaga konseri bizleri bekliyor. İnşallah çok eğleneceğiz. Yarın da kaldığımız yerden devam edeceğiz hocam. Haydi bakalım. A wiedersehen. Au revoir. A bientôt. Baka baka. Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay angus. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragas.